Günaydın. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Muğla'ya gidiyoruz. Recep Demir'in kalp doktoruna gidiyoruz. Birçoğunuz biliyordur bence. Bilmeyenler için de ilerleyen dakikalarda anlatırım tekrar. Şimdi saçımı toplayıp acil çıkmam lazım. Şöyle hava burada hala çok sıcak olduğu için şey toplayacağım. Bildiğin topuz yapacağım. Böyle. Ve otobüste zaten hiç uğraşamam. Saçımın dağılmasına. Şöyle. İyi oldu bence. Bebeğim, bu dönemden geç. İçeyim aşkım. Ürünlerimi içmeden çıkmayayım, suyumu da içmedim. Şimdi ürünlerimi içip. Ay. Anneciğim, sabah suyumsuz asla, ne işim olursa olsun, onu içmeden hiçbir yere çıkamıyorum. Su mu istiyorsun anneciğim? Baba, vereyim sana su. Sana su vereyim bebeğim. Al. Ama bir şey söyleyeyim mi? Onu da gelince vereyim ben sana suyu. Şimdi bunu da iç. Aşkım iki dakika iç vereyim. Saat kaç? Geç kalıyor muyuz? Telefonu bir şey aldım. Al. İşte saate bak dedim ya. Saate mi baktık? Ağzımda şeker aldım. Şuraya iç babam. Bunlar da bizim için kullandığım ürünlerim. Ama bence benim göbeğimin sarkmamasını ve vücudumun daha çok toparlanmasına yardımcı olan ürünler. Faydasını görünce paylaşacağım sizinle de. Ama henüz böyle tam fayda sağlaması gerekiyor size söyleyebilmem için. Önce suyum. Sanırım büyük bardak içemem bugün değil mi? Şimdi hemen çıkmamız lazım. Şey çekip de bardağı çantaya var etsin. Aşkım bir de bardak mı taşıyacağız yanımızda? Şey yok mu? Karton bardak. Şunu da hızlı bir şekilde. Suyum bitmedi daha ama. Saate bakmam lazım. 7:42. Hadi gidelim. Neyse ben bunu hızlı hızlı içeyim. Çıkalım biz. Şimdi otogara geldik. Şuradan poğaça, simit bir şeyler alacağız. Sonra Muğla arabasına binmek için
Yeni otogara gideceğiz. Bakalım burada simit poğaça ne kadar. Şöyle bir simit poğaça aldım. Ben kaşarlı poğaça aldım. Eşim simit aldı. Aşkım ben içecek biliyorsun ki içemiyorum zaten. Ben istemiyorum. Sen? Senin meyve suyun var çanta. Şeyi aldım. Karabiberini aldım. Bir simit, bir kaşarlı poğaça. 27 lira. Hadi geçelim. Şimdi hastane arabasından indik. Çok şükür çok güzel şeyler söyledi doktor. Artık seneye son muayenesi olabilirmiş. Normalde 5 yaşına kadar demişlerdi ama daha hızlı kapanacak. Ve bunun için de yaptığım bir şey oldu aslında. Bunları da paylaşırım sizinle daha sonra. Şimdi Bodrum arabasına binip artık Bodrum'a dönüyoruz. Öğleden önce halloldu Allah'tan. Şu an tam saat böyle 12.30 falan. Ben oradan mı geçeyim? Yalnız Recep Demir'i muayenede oyalayacağım diye şu tipimi girmediğin şekli kalmadı yani. Çok gerçekten çocuktan çok ben gerildim zaten. Ama çok şükür. Bir de böyle uzun muayene ediyorlar. Kıpırdamaması gerekiyor. Çünkü kıpırdayıp ağladığında nefes alışverişi değişiyor ya. Çocuğunuz tutacağımızı zapt ettik. Kucağımda kamyon. Kamyon aldık artık orada. O kıpırdamasın, elinde tutsun, oynasın falan diye. Ama çok şükür ya. Çok şükür, bin şükür Rabbime. Şimdi Bodrum. Burası Muğla Otogarı. Şöyle. Ne zaman kalkıyor Bodrum? Hemen çıkıyor. Hemen çıkıyor mu? Tamam. Hemen çıkıyormuş. Hadi bin anneciğim. Binelim. Çok şükür geldik. Şimdi eski otogara indik Bodrum'a ve burada yemek yediğimiz bir yer var. Orada bir şeyler yiyip eve geçeceğiz. Şu anda sanırım saat 3.30. 3'ü geçiyor kesin de. 3-3.30 arası bir şey. Ve biz sabah kahvaltısı yapıp çıkmıştık. Şimdi gidelim. O kadar sıcak ki bir de. Uşak buz gibiydi ya. İlk gittiğimde diyordum ki Uşak Bodrum'dan sıcak diyordum. Diyordum Bodrum daha serin. Ama şimdi yine Bodrum yanıyor. Ne oldu aşkım? Şöyle yapalım. Olur. Bugün sebze pazarı mı var? Ha bugün kıyafet. Aa iyi o zaman bugün pazar alışverişi de yapalım. Bir daha yapmaya gerek kalmaz. Böyle yukarıda pazarın içinde bir yer. Al anneciğim tut. Elimde tut ama. Hayır elim tutar mısın? Tamam al. Tamam oturunca takalım. Şimdi masaya oturacağız. Oturunca takalım. Tut onu elinde. Elim elime yapış. Artık o da o kadar çok sıkıldı ki. Hep böyle eziyet ediyor. Yaklaşık yarım saattir. Neyse oturalım da. Sen soğuk su içecek misin? Ben soğuk su istiyorum önce anlatanım. Soğuk hastalığı mı diyecek? Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ama önce de iki tane su alalım. O kadar çok yorulmuşum ki. Hiç konuşasım gelmiyor. Erkan, ne söyledin? Abi geliyorum. Ya.
katısı ve ayrım yapmak iğrenç bir şey. Şimdi yemek yiyeceğim ya, böyle buralarım böyle yanıyor ciğerime kadar ve su içemiyorum bir saat. Bir yıl sonra. Gerçi bir yıl 4 ay kaldı işte. 8 aydır böyle. Şaka maka 8 ay oldu ya da ben ameliyat olalı. Daha dün gibi. Daha dün ameliyat olmuşum, dün sıvı diyeti yapmışım. Halen daha biraz daha tontik olduğum için de böyle hissediyorum olabilirim. Dizimden dolayı spor yapamıyorum ya, biraz yavaş gidiyor bende. Recep'e ayrılıp bir tane ayran şimdi unutabilir miyiz abi? Şöyle siparişlerimiz geldi. Kocam da turşu ayıklıyor kendisine. Minik minik. O zaman bize afiyet olsun. Biz yiyelim. Daha sonra devam edelim. Şu mısır ne kadar sorsana bir. Mısır mı? Evet. Tamam, kolay gelsin. Mısır ne kadar? 6 tane 50. 7'li küsüre mi geliyor tanesi? Tanesi kaça geliyor? 10 lira, 5 alır bedava. Anladım. Yok tamam, kalsın sağ ol abi. Ben Migros'tan söyledim. Bir kere işte o dondurucu attığım var ya şimdi. Ödeme yapış. O bir tanesini 5 liradan almıştım. Ödemedim. Pembe domates sorsam. 20 TL. Alalım mı? Koca yürekli baba. Aşkım, hani sadece domates ve salatalıktan başka bir şey almak yok diye bana diyordun. Yok, bunlar kahvaltıda güzel oluyor ya. Sen. Böyle güzel. Ne kadarmış kilosu? 40. 40. Yarım alıyoruz. Domates almış. İyi, biraz daha bari. Ay, aman. Şey güzel, bak. Güzel görünüyor zaten. Kahvaltılık işte. Ama çok almasak böyle tartılmaz mı acaba? Bilmiyorum. Abla istediğimiz kadar alabiliyor muyuz? Evet. Tartabiliyorsun değil mi? Aldığımız kadarını. Olmaz ki yani 250 gram olmaz. Benden başka yiyen yok da zebil olmasın. Gelir ya, bu gelmez mi? Ne kadar? 250 gram. Ne kadar geldi o? Ömrüm abi ya. Laylo parası uyuyor, Laylo parası. Naylon parası. Dediğin doğru. 60'er kilosu. Doğru. Naylon. Doğru. Bir saniyeden gelmiyorsun. Yatak parası, yol parası, roka benzin parası, çivit parası. 10 mu roka? Ne? Roka 10 mu? 2 tane. Dediğin doğru. Direksiyon. Direksiyon mu? Acaba bu var. Annem ne yapıyorsun? Öyle bizim olmadan alınmaz. Bir tane üzüm kopardı. Hayır. Hayır, izinsiz olmaz. Hayır. Babası oğluma üzüm al. Tamam, alalım başka yerden gel. Buradan değil, başka yerden alalım gel. Aşkım ben büyük salatalık sevmiyorum. Hayır, bunlar... Hayır, ben sıfır boy seviyorum. Var mı sıfır boy? Yok ki. Çıkar ya, o zaman yeni çıkıyordur. Bu olduğuna göre.
Ne çıkıyor? Ne çıkalım? Ne alıyoruz? Aşkım domates, salatalık işte, peynir. Şuradan peynircilerin oraya gidelim mi? Ama domates, salata var mı? Valla bunlar yer. Tamam, şurada pembe domates falan var. Gel soralım. Geliyor. O zaman. Çeliği yarın bakarız olmadı ya. Salatalık seçeriz. 3-4 lira. Pembe domates ne kadar? 25. Yani ben 3-4 tane yarın kahvaltıcı alalım istersen. İyi tamam. Üzüm tamam. Hangisi çekecek siz abi? O ne kadar? Alalım mı? Üzüm de alalım. Abi çok güzel. Pazardaki en güzel. Kilo mu? Üzüm. Abi sen oradan bir kilo seçiyor. Üzüm. Ben bir bakayım mı? Manav kardeşi olarak. Eğer üzümü tuttuğunuzda böyle taneleri düşmüyorsa güzel ve tazedir. Eğer taneleri dökülüyorsa kaldırınca, ki dökülmüyor bunun. Başka yere kaldırabilirsin. Bu güzeldir. Bakın. Gördünüz mü? Yere düşmüyor. Yere düşmeyince güzel oluyor. Taze oluyor. Annem hayır. Hayır öyle olmaz. Abisi bir tane kopardı, helal et. Afiyet olsun. Salatalık çok alma, evet. Domates mi? Çok güzel benim sütü. Yeter mi? Yeter. 7 tane. Hadi 10 tane. Oğlum 7 tane, buradan öyle gidene kadar yer. Biz bir salatalık alıyoruz, 2 kilo falan. Çünkü Recep maşallah çok seviyor. Değil mi anne? Hayır hayır, baba aldı sana üzüm. Ondan koparalım, gel. Baba üzüm aldı sana, gel. Parasını ödemediğiniz bir şeyi alıp yiyemezsin anneciğim. Çünkü o bizim olmuyor. Tamam mı? Çünkü bizim değil. Bizim olmayan şeyi alıp yiyemeyiz. Dokunamayız da. E tamam işte, bir de peynir aldık mı? Vatoş. Efendim. Yok, maalesef yok. Alo. Fasulye ne kadarmış şurada bir bakayım. 70. Ama bu normal fasulye. Ayşe kadın falan değil yani. Terimi görüyor musunuz? O kadar sıcak yani, anlayın. Hadi gel oğlum. Gidiyoruz. Ayak üstü 200 lirayı harcadık. Babacığım üzüm yiyecek mi, gel. Üzüm yiyecek mi? Gel. Al. Şu kabak falan çok taze duruyor bak. Salatalık güzel işte. Salatalık. Evet. O aldığın salatalık güzel değil ama. Ben yarın ya. Kahvaltıya sen götürürsün, biz de yeriz. İyi olur da. Üzüm güzel. Peynir nereden aldık? Geçen gün aldığınız bir amca vardı. Hatırlıyor musun? Onun peyniri güzeldi. Burası zeytin cahisi. Hangi amca? Şu amca mı acaba? Ha, o ya. O değil mi? O aldığımız inek peyniri çok güzeldi. Biz geçen gün bir inek peyniri aldık. Ay
muydu o? Az tuzlu. Köy peyniri mi, inek? İnek peynir. Yani şey, şu kalıp normal böyle şey peynir değil. Az tuzlu, köy peyniri. Köy peyniri. Ha, evet. Bir önce aldığımızda 160 lira mıydı? 140 lira mı? Kaç para bu? 140, aynı bu. 180. Bu annem mi 180? 1,5 aydan beri. Yo. Ya. Değil misin? Ya alırken fark etmediniz. Diğer yerlere bakmadınız. Olabilir ya da öyle hatırlıyorum. Öyle hiç önemli değil. İki çeşit aldım zaten. Evet, iki çeşit almıştım. Bir bakabilir miyim tadına? Ben bu yani çok çok az. Buydu ya. Babacım al. Peynir. Bir kilo alalım mı? Alalım. Nasıl? Bir kilo alalım abi, güzel. Bu tulum kırması oluyor değil mi? Şu. 17. Evet. 5. 45. 5. Tam 1 kilo değil mi? 180 lira. Aşkım. Nereye koydun? Cüzdanımda. Şimdi şöyle bir toplantımız var. Bir toplantıya katıldık. Eğitimdeyiz. Yani burada şu birazcık yemeğimizi yenince yedik böyle. Toplantımız bittikten sonra buraları toplayıp artık yatacağız. Recep Demir uyuyor zaten. Bu videoyu da burada kapatıyorum o yüzden. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.